Bir kez daha Suriye konuşacağız. Suriye'nin değişik bölgeleri ve oralarıyla ilgili siyasi aktörlerin planları, girişimleri, İdlib'deki durum, Menbiç, Fırat'ın doğusundaki durum. Bütün bunları ele alacağız. Konuğumuz T24 yazarı Akdoğan Özkan. Akdoğan, hoş geldin. Hoş bulduk. Uzunca bir süredir Suriye yazıyorsun. Bu Suriye'deki gelişmeleri en iyi izleyen köşe yazarlarından birisin diye düşünüyorum. Buna dayanarak girişte istersen şöyle bir genel tabloyu görelim. Yani Suriye'nin durumu nedir? Toprakların ne kadarı Esad yönetimi altında, ne kadarı Kürtlerde, ne kadarı IŞİD'de? Sen genel bir tablo çizebilir misin lütfen? Evet. Genel olarak baktığımızda yani şu an Suriye ekonomisiyle, insan gücüyle harap olmuş bir ülke. Hani bir kere en başta onu söyleyelim. Şam yönetiminin bugün sahip olduğu topraklar bütün bu coğrafya içerisinde sanıyorum %60 civarında. Ki bu Ruslar gelmeden önce %19 civarına kadar düşmüştü bu rakam. Şimdi %60'lara çekilmiş durumda. Bir zamanlar bu ülkede %39 gibi bir payaya ulaşmış olan IŞİD'in de artık esamesinin okunmadığını, işte %1'ler civarında bir rakama sıkıştığını %1'lere kadar biliyoruz. düştü. Evet, yani şu an aslında belki biraz %1'den fazla ama aktif olarak baktığımızda Hacin bölgesinde en son Suriye Demokratik Güçleri ile yaptıkları şeyden muharebelerden biliyoruz. Yani orada küçük bir cephe sıkışmış durumdalar. Ama şu an Suriye coğrafyasında ikinci en büyük güç tabii ki Suriye Demokratik Güçleri, yani ABD'nin önderliğindeki Kürtlerin ağırlığını teşkil ettiği bir koalisyon. Onlar da işte %28'ler civarında, %29 civarında bir ağırlığa sahipler. ABD'nin önderliğini yaptığı koalisyonun bir de Tenef civarında %1, %2 civarında bir şeyi de var. Bunun dışında cihatçılar geliyor tabii ki, rejime muhalif. Onların %10 civarında bir payları var işte İdlib bölgesinde falan. Onun arkasında da işte kalan topraklarda da Fırat Kalkanı ve Zeytinada operasyonlarıyla TSK denetimindeki ÖSO'ya düşen payda işte %2 civarında falan. Yani genel manzarada baktığımızda coğrafyada böyle bir durum var. Ancak ülkenin ekonomisine baktığımızda tabii harap olmuş bir ülke var. İşte 200 sanıyorum geçen senenin ortalarında 226 milyar dolarlık bir rakama yeniden inşa için ihtiyaç duyulacağı söyleniyordu. En azından ekonominin şu anlık kaybı bu kadar. 530 bin civarında insan ölmüş durumda. Bu veri kimin? Hani bizde 1 milyon deniyor, daha fazla deniyor falan. Bu kullandığım 530 bin Genellikle insan batılı kaybı, batılı kaynakları. kaynakların işte gerek mesela işte 5 milyon civarındaki insanın yerinden yurdundan olduğu söyleniyor. İşte bunlar da Suriye İnsan Hakları Gözlemevi falan gibi kuruluşların Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin falan derlediği Yurt dışına rakamlar. çıkanlarla ilgili verilen rakam 5 milyon civarı mı? Çünkü bizdekiler 4 milyon civarı deniyor. Yerinden Lübnan'da da epey yurdundan var. olmuş olanlar diyelim. Yani belki Suriye coğrafyasının bir yerinden başka bir yerine gittiler. Dolayısıyla yani şu an manzara bu. Evet, bayağı bir yıkım manzarası. Bayağı yıkım manzarası. Askeri açıdan baktığımızda hani rakamlar bunları söylüyor. Ama belki tam oraya gelmeden önce o yeniden inşa dedik. 226 milyar dolara ihtiyaç duyan en azından belki çok daha fazla. Zira Esad da 250 milyar dolar civarında bir rakamı telaffuz etti. Tabii bir şekilde savaşın da sonlarına yaklaşılıyor artık. Bu rakamın kimin tarafından ödeneceği, bu yeniden inşaada kimin aktif bir şekilde rol alacağı önem kazanıyor. Dolayısıyla Suriye coğrafyasındaki son muharebeleri de biraz bunların diplomatik atakları da biraz bunların önünü alma, buralara yönelik pozisyon alma gibi de Yani açılacak okuyabiliriz. piyasadan biraz da gelir elde Tabii etmenin şimdi planları şimdi. baktığınızda yani aslında Çin böyle bir şeyin altına girmek istemiyor. Rusya'da böyle bir para yok. Evet, Körfez ülkeleri Arap Birliği üzerinden yeniden Suriye ile diplomatik temas kurup onu yeniden Arap Birliği'nin bir parçasını yaparak o yeniden inşaada aslan payını almak istiyorlar. Ama bir tarafta elbette ki batılı ülkeler dediğimiz Avrupa ülkeleri bunlar da o yeniden inşaada rol alabilirler. Dolayısıyla burada onların bu yeniden inşaada rol almasında
müsaadeyi verecek olan güç Amerika Birleşik Devletleri. O da Suriye'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunu kontrol altında tutuyor. Suriye Demokratik Güçleri üzerinden ve diyor ki, benim rejimden ve ya da Suriye halkından belirli tavizleri almadan ben bu yeni inşa sürecinin önünü açmam. Bir anlamda böyle de okuyabiliriz. Yani diplomatik açıdan neler oluyor bundan sonrasında, zira işte diplomatik girişimler, anayasa komitesi oluşması falan Suriye'nin bundan sonraki politik sürecini belirleyecek tüm toplantı ve girişimlerde hep bu gölge var. Peki tam getirdiğin noktada şunu sorayım. Savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama yine genel olarak son aşamaları diyoruz. Bu savaşın bitmesinde uluslararası güçler çok çok büyük bir rol oynuyor. Bu son noktaların konulmasında kimlerin daha çok rolü olacak? Bir Cenevre sürecinden çok uzun süre bahsediyoruz. Bunun ne olduğunu kısaca da bir hatırlat olsa, kısaca da olsa hatırlat lütfen. Bir de son zamanlarda hızlı adımlarla ilerleyen ve son haftalarda tekrar tartışmaya giren Astana süreci var. Şimdi yeniden toplantı yapacaklar. Putin-Erdoğan görüşmesinde Şubat'ta toplantı yapılacağı söyleniyor. Muhtemelen onu hızlandırmaya çalışıyorlar. Onun dışında başka girişimler de vardı. İstanbul dörtlüsü gibi falan. En fazla bu iki arabulucu duruşey üzerine, ÖGÖ üzerine konuşuluyor. Cenevre ve Astana. Aslında bundan sonra Suriye coğrafyasının geleceğini tayin edecek süreçler onlarmış gibi görülse de IŞİD'in hemen hemen büyük ölçüde tasfiye edildiği bir coğrafyada istikrarın anahtarı olacak şeyin bu ülkedeki aşiretler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hmm. Yani şimdi esasında biz bir coğrafyaya ve bir savaşa baktığımızda orada karşılıklı çatışan aktörleri, devletleri görüyoruz. Devletlerin olmadığı yerde, o otoritenin olmadığı yerde bir takım ideolojik yapılanmalar, örgütleri görüyoruz ama bu belki savaşın başında böyleydi. Ancak şimdi Arap dünyasında orta ve uzun vadede daha etkili olan faktörün kabile ve aşiretler olduğunu görmekteyiz ve bunların etkisinin bütün Suriye'deki aktörler üzerinde artan bir etkisi olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü işin sosyolojik boyutu bu ve biz belki bu savaşın başında 70 küsur örgütten söz ediyorduk. Ya diyorsunuz ki yani Suriye gibi küçücük bir coğrafyada bu kadar çok ideolojik ayrıma sahip olan örgüt nasıl türedi? Yani hatta o 70 rakamı bir süre sonra 170 falan da oldu. Şimdi baktığınızda tabii o ölçüde bir şeylik yok. Çünkü bunlar çok büyük ölçüde suni yapılanmalardı. İşte Körfez İşbirliği Konseyi ve bazı NATO ülkelerinin desteğiyle palazlandırılmış bir takım şeyler. Ama asıl coğrafya kabile ve aşiret yapısı üzerine kurulu olduğu için, yani çok kaba bir genellemeyle şöyle söz edebiliriz belki. Bir yedi aile bir araya geldiğinde bir soyu, yedi tane soy bir araya geldiğinde bir aşireti oluşturuyor ve 12 aşiret bir araya geldiğinde de kabile oluyor. Bu coğrafyaya böyle baktığımızda şu da bir veri ki Suriye'nin hemen hemen yarısı aşiretler ve kabileler dengesine dayalı. Bu yeni gidiyor. Bir şey değil. Eskiden de vardı. Esad, baba Esad ve oğul Esad'ın iktidarını sürdürmesinde kendisinden çok farklı gibi görünen gelenekler, din vesaire açısından bunlarla ilişkileri bir şekilde kotarabilecek beceriye sahip olmasına yetiyor herhalde. Şimdi biz buradaki aktörlerin, işte Ruslar diyoruz, Suriye Demokratik Güçleri diyoruz, ondan sonra işte Zeytin Dalı'nın ÖSO diyoruz falan filan. Yani bunlar giriyor çıkıyor bir yerlere falan filan ama aslında orada olan şey şu. Orada belli aileler, soylar, aşiretler, kabileler o bölgeyi terk etmek durumunda kalıyorlar. Ve çok büyük bir akın bir yerden bir yere gidiyor. Bir de hani burası öyle bir coğrafya ki siz Suriye diye, Irak diye, Türkiye diye ayıramazsınız. Çünkü yani birileri bir gün 1920'lerde gelmiş bir çizgi çizmişler. Bagaralar var mesela, bu aşiret bizim Reyhanlı'da, Viranşehir'de falan da olan aşiretler, Siirt'te yani bir kısmı mesela Bagaralardan ayrılmış meşhur aşireti var. Akçakale'de ve şeyde Harran'da falan. Bunların Suriye'deki uzantıları var.
Hatırlayalım, savaştan çok çok önce Türkiye ile Suriye'nin kapıları açıldığında ve bir evet. görüş başladığında her bayramda büyük bir herkes şey olurdu. Herkes akrabası yani gibiydi. Orası bir aile aslında. Yani o aileler... Peki bu iktidar sorununa nasıl yansıyor? Biz bu kabileleri bilmiyoruz açıkçası. Ama iktidarı nasıl etkiler? Yani savaş bitince bu kabilelerin de etkisiyle nasıl bir şey şekillenebilir? Şimdi son dönemde özellikle aşiretleri ve kabileleri kazanmaya yönelik hamlelerin arttığını görüyoruz. Bir kere geçtiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru Türkiye'nin desteğiyle böyle bir toplantı mesela Azez'de yapıldı. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 150 tane aşiretten 1000 kişi kadar katıldı. Ve orada ilk başkanlarını seçtiler. Ve oraya katılan aşiret ve kabileler Fırat'ın doğusuna yapılacak bir operasyonda TSK ve ÖSO unsurlarını destekleyeceklerini de açıkladılar. Benzer bir hamle Suriye yönetiminden de geldi. Onlar da geçenlerde sanıyorum Katerci Grup isimli bir grubun öncülüğüyle geçtiğimiz bir hafta içerisinde falan Halep'le Rakka sınırında yakın bir yerde Arap, Kürt aşiretleri bir araya getirdiler. Ve orada bir toplantıyla onların şeyini almaya yönelik. Evet. Ya bundan sonraki gidişte ona da bakmamız gerekiyor. Onlara da bakmamız aşiretler gerekiyor. Nereye doğru gidecek? Ama bununla birlikte kısaca da olsa Astana ve Cenevre ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Astana süreci yani şu an itibariyle Astana sürecinde iki tane çok kritik gelişme oldu bugüne kadar olanlara. Dolayısıyla hani o iki tane ne oldu? Üçüncüsü ne olabilir? Oradan ilerlemek mümkün olabilir. Bir tanesi oradan çıkan bir donaşma, bir uzlaşmayla Fırat Kalkanı dediğimiz operasyon gerçekleşti. Bir de sonra işte Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'e yapıldı. Yani tabii ki Afrin Astana süreci bunlardan ibaret değil. Ama Türkiye cephesinden baktığımızda onu böyle görüyoruz. Peki o süreçler nelerdi? Bir, Fırat Kalkanı dediğimiz harekat aslında Rusya'nın ve Suriye'nin de kazanımlarını içeren bir şeyin bir parçasıydı. Hatırlayalım, 2016 yılının sonlarında 21 Aralık'ta Türkiye Çobanbey Ray üzerinden Elbaba doğru ilerlerken Ruslardan bunun vizesini alırken aynı günlerde de hatta aynı günde Halep'teki cihatçılar da Türkiye'nin desteğine o bölgeden çekildiler çekilince o bölgeye Ruslar ve Suriye ordusu askerleri girdi. Topçu okulunu ele geçirdiler ve çok kritik bir şekilde Halep'in düşmesinin önü açıldı. 21 Aralık tarihinde Türkiye coğrafyası manşetlerine Fırat Kalkanı'nı atarken Suriye o bölgenin yani ülkenin belki de en önemli kenti ticaretin kalbi Halep'in yeniden kazanıldığını, kurtarıldığını müjdeliyordu. Bu Astana sürecinin bir şeyi bu. Yani bunlar paralel yürütülüyorlar. Evet. Benzer şeyi biz Fırat Kalkanı'nda da gördük. Bu sefer de Mart ayının hatta 18 Mart'a denk getirilmişti. Aynı gün içerisinde iki şey birden oldu. Bir, TSK desteğindeki ÖSO unsurları Afrin'e girdiler ve oradaki demirci kava heykelini yıktıklarını gördük. İşte 18 Mart'ın Türkiye'deki sembolik anlamıyla da birleşen özel bir önem atfedildi. Fakat aynı gün içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Honda'sını atlamış bir şekilde Şam'dan 4-5 kilometre doğuya Guta'ya gidiyordu. Çok uzun süredir cihatçıların işgali altında olan bölge. Zira yani Türkiye yine kendi nüfuzunu kullanarak o bölgeden belli cihatçıların Guta'dan, Doğu Guta'dan ayrılarak Hama üzerinden İdlib'e geçmesinin yolunu açmıştı. Evet. Dolayısıyla Doğu Guta dediğimiz de aslında Şam'ın kırsalı. Yani bu sefer Şam'ın kurtuluşundan bahsediyoruz. 4-5 yıl boyunca orayı işgal altında tutup sürekli toplarla döven ve başkenti taciz eden bir durum vardı. Dolayısıyla Şam'da, Suriye'de manşetler Şam'ın Doğu Guta'nın kurtuluşunu atarken aynı gün biz Afrin'de başka bir şey bulduk. Dolayısıyla Astana süreci dediğimiz şeyden çıkan, o uzlaşılardan çıkan bu tür şeyler oluyor. Yani karşılıklı kazanımlara dayalı. Dolayısıyla Astana sürecinin bundan sonraki devamında ne olur diye baktığımızda her durumda hem Rusya'nın ve Şam yönetiminin hanesine yazılacak hem de Türkiye'nin hanesine yazılacak bir kazanımı birlikte kurgulamaları gerçeğinden söz ediyoruz demektir. Dolayısıyla hani
Şimdi bunun üzerinde tabii bu dizayn edilmeye çalışılıyor, bu tasarlanmaya çok, çalışıyor. Çok güzel bir yere getirdin. Pazarlıklar durmadan var. Adım adım ilerleyen iki değişik tarafta değişik sonuçlar veren girişimler. Bu anlamda aklıma şey geldi sen bunları anlatırken. Geçen hafta bir Rus gazetesinde, Kommersant'ta Erdoğan'ın Moskova ziyaretiyle birlikte yeni pazarlıkların gündeme gelebileceğini kapalar ardında iddiası vardı. İşte İdlib'i Türkiye tümüyle bırakır. Zaten oraya HTŞ'nin eline bırakmış durumda. Tümüyle bırakır. Buna karşılık başka bir yerde bu Membiç mi olur, daha farklı bir yer mi olur, bir konum elde eder türünden. Bir güncel duruma bu anlamda bir gelelim. Kısaca toparlayabilirsen şu an İdlib'de çok konuşulan Membiç'te durum nedir? Şimdi Membiç'e de baktığımızda benzer bir şeyin belki orada olabileceğini söyleyebilirdik. Yani Türkiye yani oradaki kendi unsurlarını ve işte gözlem noktalarını kapatıp istasyonları çekip İdlib'i şeye bırakıp Suriye coğrafyasında başka bir yerde yeni bir zafer elde edebilirdi. Üstelik de bunu yerel seçimlerin öncesine de getirirse biliyorsunuz zafer iddialarıyla oy artışı. Dolayısıyla böyle bir şey de söz konusu olabilirdi. Ancak burada sıkıntı yaratan durum şu. Membiç'in vizesi Moskova'dan geçmiyor. Bunu çok daha önce öngörmüş olan bir güç Membiç'te duruyor şu an. Membiç esasına baktığımızda Arapların ağırlıkta olduğu bir bölge. Ama tabii o bölgede Kürt unsurlar yani işte YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri hakim konumda. Onların da vizesi ABD'den geçiyor. Dolayısıyla sanki Türkiye Membiç'in vizesini ABD'den alıp İdlib'i de Rusya'ya bırakıp yani bir yerde hani win-win oluyor ama hani Ruslarla yapılan bir deal'ın sonucunda değil bu. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir idi. Ama şunu da unutmayalım ki mesele bir kez silahların konuşması ve askeri mesele olmaya başlayınca işin içine stratejiler, taktikler falan da giriyor. Yani Türkiye'nin Membiç'ten daha çok Fırat'ın doğusunda yapacağı bir şeye sanki ihtiyacı var gibi görünüyor. Güvenlik sahipleri açısından baktığımızda Membiç ise yani Suriye Demokratik Güçleri, işte YPG güçlerini böyle iki birden fazla kanala orada asker konuşlandırmaya yönelen bir şey de olabilir, bir manevra da olabilir. Çünkü bunun bir benzerini işte Afrin Harekatı'nda da gördük biz. Yani Membiç'ten ziyade evet belki Membiç önemli çünkü Membiç Kürtlerin ağırlıkta olmadığı ve kolay ABD'nin de çekilebileceği bir şey. Bir de Fırat'ın batısında yani. Hı hı. Eğer ABD ile Rusya arasında bir pazarlık söz konusu, anlaşma söz konusu olduysa Fırat çizgi diye o zaman orada doğuda iş ne? Ama Fırat'ın doğusunu hukuki bir güvence ya da meşru bir oradaki aktörlerin gözünde meşru hale getirmeden o Fırat'ın batısından da tam olarak çekilmiyor diye anlayabiliriz. Dolayısıyla İdlib, Membiç özelinde böyle bir şeyden söz edemiyoruz ama asıl Fırat havzası üzerinde Fırat'ın doğusu daha etkili ve orada da zayıf noktanın Tel Abyad olduğunu görüyorum ben. Yani yumuşak karnı diyebiliriz o bölgenin. Çünkü eğer o bölgeyi siz Tel Abyad'dan Ayn İsa'ya doğru 40 kilometre derinliğinde kuzeyden güneye alırsanız iki tane kantonun birbiriyle arasında olan bağı da kopartmış olacaksınız. Yani Kürtlerin ilan ettikleri Cezire ve Kobani kantonları arasındaki bağı da kopartmış olacaksınız. Fırat Kalkanı biliyorsunuz buna yönelik olarak yapılmıştı. Afrin kantonunu diğerinden izole etmek için. Akabinde de Afrin'e yönelik başka bir harekat geldi. Şimdi dolayısıyla kritik olan, stratejik olan Tel Abyad'tır. Tel Abyad'da bir de 2011 yılında baktığınızda %70'i Arap, %25'i Kürt, %5'i Türkmen olan bir nüfus. Savaşla birlikte demografi çok değişti. Ancak Tel Abyad'ın bir özelliği de Araplar orada nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen Membiç, Rakka ve Deir ez-Zor gibi yerlerde olduğu gibi temsil imkanı bulamadılar. Yani orası bir tür Kobani bölgesine
yani Kürt entitesine entegre edilmek istendiği için Arapların bir de tabii IŞİD'in o bölgeyi işgal sonrasında YPG tarafından atılmasıyla büyük bir nüfus şeyin karşı tarafına geçip Akçakale'ye, evet, oradan Türkiye'ye geçti ve orası ıssızlaştı. Evet. Sonra Rakka muharebesi olduğunda bir Arap akını başladı ve bölgenin nüfusu aslında katlandı. Tel Aviv'e baktığınızda 20 bin nüfusu olan civarı ile birlikte 120 binlik bir şey. Ama konuşmanın başında da dediğim gibi istikrarın unsuru bu bölgede uzun vadeli baktığımızda kabile ve aşiretlerin ne şekilde bir onları öne çıkarıyorsun. Çünkü orada baktığımızda mesela Kürtler Tel Aviv'in batısında azınlık olarak duruyorlar. Merkezinde de işte Bagara aşireti var. Tel Aviv bu arada 1920'de Fransızlar tarafından Türk sınırını denetlemek için kurulmuş bir yer. Yani Suni olarak kurulmuş bir yer. Akçakale'yi oradan gözlemek, hı hı, için. İlk yerleşimcileri falan da Ermeni tehciri sırasında bu kıyımdan şiddetten kaçan insanlar ilk yerleşimcileri olmuş. Fırat Havzası'nda Deyrizor üzerindeki Bagara aşiretleri de den gelen ve bir ara Fransızların Levant ordusunda çarpışan Araplar da ilk Arap yerleşimcileri olmuş. Dolayısıyla bugün o Arapların önemli bir kısmı temsil edilmediklerini düşünüyorlar ve mallarının müsaade edildiğini düşünüyorlar. Zorla gençlerinin askere alındığını ve IŞİD'le savaştırılmak zorunda bırakıldığını, kendi dillerinde eğitim yapmaktan mahrum hale getirildiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla YPG'ye karşı girişilecek olan bir operasyona destek veriyorlar. Kimler bunlar? Dediğim gibi çok sayıda orada şey var ama en Bagara merkezde dedik, Bagara aşireti. Onun altında işte hanedan aşireti var ama o bölgede en kuvvetli olan aşiretlerden bir, kabilelerden biri Ceys. Ki işte bunlar sanıyorum Urfa'da 80 bin şey var. Yani bütün Türkiye'de de 500 bin o kabilenin mensubu olan insan olduğu söyleniyor. İşte bunlar... Bunun içerisinde bunlar da şeyi destekliyorlar tabii ki yani anti-YPG oluşumları destekliyorlar. Başka kabileler de var. İşte Tay var, Suluk ve Hamam Türkmen aşiretleri var. Yani bu yapıları bir arada tutan bunlar çünkü şeyin çok acısını çektiler. Onlar için savaş, Rusya, Astana süreci falan filan değil. Onlar ister o taraftan olsun, bu taraftan olsun, bir gün bu taraftan öbür tarafa sürüldüler. Geriye dönemediler. Evleri, arkada malları, bir şeyleri kalmadı. Yani eğer bir istikrardan bahsediyor olacaksak Suriye'de, bunu hiçbir şekilde herhangi bir tarafın sağlayacağı bir operasyon getirmeyecektir. İstikrarın unsuru her zaman için bölge halklarının birbiriyle barış içinde yaşayabilmesidir. Ve bu açıdan baktığımızda da bu bahsettiğimiz kabile ve aşiretlerin temsilini ön plana tutan ve onların huzur içinde yaşayabilmelerinin koşullarını yaratmaya dönük faaliyet ve operasyonlar neyse galiba en çok onlara ihtiyacımız olacak. Evet. 30 yıldır veya daha fazla belki gazeteci olarak ve T24 ailesinden birisi olarak bu söyleşiye bir manşet, bir başlık bulman gerekse aşiretleri mi öne çıkaracaksın acaba? Yani IŞİD sonrası Suriye'de istikrarın anahtarı olacak unsurlardan birinin de onlar olduğunu düşünüyorum. Zaten evet, herkes buna göre hesaplarını da yapıyor. Evet. Türkiye'nin de bu yönde girişimleri var. Şam yönetiminin de var. ABD'nin hep olduğu, zaten o yani oradaki aşiretleri belirli şeylere karşı kışkırtmak ve işte silahlandırmak için işte çaba içerisinde oldular. Ama dediğim gibi evet, öyle de bir manşeti
atmada size yardımcı olayım. Harika. Yardımcı oldun. Bu söyleşi de yardımcı oldu. Aslında gerçekten başta dediğim gibi senin yazılarını sadece ben değil pek çok kişi ilgiyle izliyor. Suriye konusunda da en başta Suriye konusundaki araştırmalarınla, ayrıntılara dikkat çeken yazılarınla yayın öncesinde sana söylemeye fırsatım olmadı. Sadece biz izlemiyoruz. Galiba ünün uluslararası plana yansıyor. Ben dün ara sıra baktığım, haftada birkaç kez baktığım Rusya'nın ünlü bir çeviri sitesi vardır. Çok yoğun çeviri yaparlar. Kaliteli bir site. Inosmi.ru diye. Oraya baktığımda T24 logosunu gördüm ve yine benim yazıyı çevirmişler ama bir sefer geç kalmışlar. Ben cuma günü yazmıştım. Niye bu kadar gecikiyor Ruslar diye kendine emin bir şekilde baktım da gördüm ki benim yazım yok. Orada Akdoğan Özkan ve son yazın hem de günü gününe aynı gün içinde çevirmişler. Ünlü sen bana böyle manşet attırmaya devam edersen evet, tamamen silineceksin. Gördün. Arkadaşlığın faturası bana çıkıyor burada. Peki Akdoğan çok teşekkürler. Çok ilginç bir söyleşiydi. Akdoğan Özkan'dı konuğumuz. T24 yazarı ve Suriye'deki gelişmeleri açıkçası bilmediğimiz bir takım ayrıntıları da ele aldık. Yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.